Canlar hoş geldiniz hepiniz. Artık canlı yayından ziyade bu şekilde haftada bir video hazırlayaraktan sizinle beraber olacağız. Şimdi bunun sebebine gelince bu çalışmalar çok büyük bir şekilde emek istiyor, zahmet istiyor ve bunu hak edenler gelsin bizimle beraber olsun. Hak etmeyenler de beraber olmasın. Çünkü onlar için zaten çok fazla böyle abuk subuk lüzumsuz şeyler yayınlayanlar çok fazla mevcut zaten. Onlarla beraber olabilir. Hepsi için söylemiyorum. Fakat şu anda zaten sizlere bu yayını yaparken şunu söylemeyi amaç edindim. 7 Mart'ta çok büyük bir şey olacak. Jeodezik harita bunu gösteriyor. 14 Mart'ta şöyle olacak. Anlamsız yere ortalıkta korku belası gün yüzüne çıkartılmaya çalışıldı. Bakın canlar. Şunu unutmayın hiçbir zaman için. Hiçbir şey başı boş değildir. Şu bunu dedi diyerekten kalkıp da öyle bir şey meydana gelmez. Ya da şöyle oldu diyerekten bunun dediği tam çıktı, saatine kadar çıktı, yerini bile bildi. Şimdi bunu da bile diyerekten bir şey de olmaz. Çünkü her şey bir sistem üzerine yürüyor. Bakın dünya içerisinde nasıl bir hiyerarşik düzen var ise bu dünyanın ötesindeki dediğimiz ruhani alem içinde aynısı geçerlidir. Ve o ruhani alem yani esasen o görünmeyen dediğimiz hiçlik dünyasında diye tabir edilen ama titreşimi milyarlarca kez ve milyarlarca kez daha fazla olan tinsel varlık aleminden dünyaya tezahürler tezahür eder. Yani buradaki görmüş olduğunuz kaba madde varlığına dair olan her ne var ise insan, bitki, hayvan, taş, toprak, su, hava artık ne diyorsanız hepsinin tinsel bir varlığı vardır. Tinsel bir varlıkla beraber olur. Yani titreşimi çok 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 yüksek olan erişilemeyecek kadar büyük yükseklikte olan tinsel varlığı vardır. Ve onların tecelli sahasından tezahür sahasına geçmeleri de ancak fizik alemde mümkündür. Hani elif, lam, mim derken bunun açılımını yapacağız ilerleyen zamanda. Bu anlatılır esasen. Şimdi bakın beni telefonla arayıp işte hocam bir cübbeli denen bir tane soytarı şarlatan var. Yani ben cübbeli şeytan diyorum. Din kisvesinde bilinen şeytanlar diyorum. Bir tane yani öldü gitti. Fesli şeytan vardı bir tane. Keşke Yunan bayrak atsa diyen bir tane fesli şeytan vardı. Yani Kadir Mısırlıoğlu denen bir tanesi. Bir tane de cübbeli denen bir şeytan var. Bunların tek derdi Emevi dinini tekrar tekrar ihya etmek ve Emevi dininin yegane düşman olduğu şey Muhammed ve Ali Muhammed'dir. Muhammed ve Ali Muhammed bunların yegane düşmanlarıdır. Başka hiçbir düşmanları yoktur. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Olur mu hocam ya? Peygamber ismini ağzına alındıkları zaman şunları söylüyor, bunları söylüyor diyebilirsiniz. Bunlar sadece insanları yanıltmak içindir. Bakın Muaviye denilen varlık yani çok eski yıllarda yaşamış bir varlık vardı. O varlık peygamberin hırkasını almak için o kişiye yani hediye ettiği kişiye çok yüklü bir altın verdi ve o hırkayı aldı. Ve Şam camisinde hutbeye çıkarken her zaman için peygamberin hırkasını sırtına alır ve öyle çıkardı. İnsanlar derdi ki bak peygamberin hırkasını taşıyor ya. Görüyor musun bu kadar yüce bir şahsiyet var derdi. Çünkü o zamanki çocukluk çağındaki insanlar gördüklerine inanmak ve şekil olaraktan oluşan bir şeyi kabul etmeleri daha kolaydı. Ama artık ilerleyen zaman içerisinde artık çocukluk çağı çoktan geçti insanlar için. İnsanlar artık bir şeylerin gerçek hakikatine ermedi.
hakikatiyle bir arada olmak ve onun yani söyleyen her şeye inanmamak noktasında mı? Ve bu da doğru olan bir şeydir. Çünkü olgunluk çağı bu şekilde yürür. Diğer türlü olgunluk çağı olmaz da ay dediğimizde ayda bir dede bekleriz değil mi? Veya doğa ana dediğimizde doğada bir ana bekleriz. Normaldir yani bunlar. Bunlar çünkü o çocukluk çağındaki insan için gayet tabii bir şeydir. Yani bunları söylerken yani kandırmaca mı var? Hayır, kandırmaca falan değil. Ama algı seviyesi o kadardır. Hani ne deriz? Bak bunu ye, şu yemeğini ye. Yoksa dışarıdan çocuğu gelecek, seni ham yapacak diye anneler ne yapar? Çocuklarına yemek verir. Hani bu cennet, cehennem kavramlarında da aslında böyle bir hakikat vardır. Ha, buralara tek fazla detaylı inmeyeceğim ama bunun böyle olduğunu bilmemiz lazım artık. Şimdi gelelim meselemizin özüne. Bakın, 14 Mart'ta şu olacak dedi, deprem olacak dedi. 28 il, 28 şehir yıkılacak, çok büyük bir yıkım olacak. Ve bu sözü söyleyen şahıs birçoklarını çok büyük bir şekilde tedirgin etti. Ve ona inanan hala ahmak ve kendini eşek olarak görenler var. Bakın, ona inanan ve hala kendini eşek olaraktan bilenler var. Eğer eşek olmayı, merkep olmayı kişi kabul eder ise sırtına binen olur. Yoksa kimse, yani sizi zorlar eşek yapmaz, zorlar merkep haline getirmez. Bir şey oldu mu? Gördünüz. Onların peki gerçek yüzleri ortaya çıktı mı? Ayan beyan çıktı. Artık kabuk içerisinde ve kisve kılığında olan her kim var ise ve her ne var ise, bakın kabuk kısmında. Yani ben bunu sadece yani bu birkaç isimden beraber indirgemiyorum. Her kim varsa ve her ne varsa ve kendisine çağırıyorsa, bakın sizin kendi özünüze değil, kendisine çağırıyorsa onlardan kaçabildiğiniz kadar kaçın. Kaçabildiğiniz kadar kaçın. Gerçek hakikat ehli sizi kendi özünüze, kendi yüreğinizdeki öze çağırır. Asla kendisine çağırmaz. Ben hiçbirinizi kendime çağırdım mı? Hayır. Bizim çünkü görevimiz, asıl görevimiz kendinizle yüzleşmeniz ve kendinize dönmenizdir. Çünkü kendi özünü bilen kişi hakkı bilir. Hak çünkü yere göğe sığmaz, müminin gönlüne sığar. Bunu biliyorsunuz hepiniz de. Allah nerede dediğimizde müminin yüreğinde deriz. Yere göğe sığmaz ve müminin gönlüne sığar. Ve buradaki aslında onun parlayan nuru da vicdandır işte. Vicdandır. Bu o vicdanla beraber hareket eder. Bakın canlarım. Bu cübbeli denilen veya buna benzeyen din kisvesine bürünen işte Adıyaman'da başka bir tanesi var diyor. Şurada Urfa'da bir başka bir tanesi var. Şurada bir başkası var. Ya böylesine ahmakça hareket edenler ellerine bir ip veriyor, ben biat alıyorum. Ya bu kadar mı artık ilkelleştik ve bu ilkelleşilmiş ve bu kadar mı zavallı hale gelmiş insan toplulukları? Yani onun eline verdiği iple biat topluyormuş. Ya bu kadar saçmalığı kabul edebilen kim var ise bırakın kendisini eşek yerine koysun. Artık nur, ışık her zaman için doğuyor ve doğacaktır. Bakın aynen şu küçük çocuğun şeyi yaptık. Dünya şu anda kabuk atıyor. Dünya kabuklarını kırıyor. Ne kadar böyle bir kabuğun içerisine o kadar artık alçıyla kaplanmış ki civcivin çıkması oradan çok zor olduğu için kendi içinden doğuyor. Siz de kendi içinizden kabuğunuzu kırıp bir civciv haline, bir hayatı doğuran haline gelin. Ve o alçılar artık teker teker kırılıyor. Sizi sizden uzaklaştıran her ne varsa, bakın saplantılarınız, korkularınız, dogmalarınız, bağnaz inançlarınız ya da
asılsız kabulleriniz, bakın asılsız kabulleriniz, her ne varsa bunlar teker teker kırılıyor ve kırılmaya da devam edecektir. Bu kaçınılmaz bir süreçtir. Çünkü artık 5. aleme yükseliyoruz. Ve arkasından ya falanca hocaya, falanca hacıya, falanca işte bilim adamına, falanca bilmem ne devlet adamına, şuna buna 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 buna. Ya artık onlar geçti. Geçmişin her şeyi bitiyor artık. Yepyeni bir hakikate uyanan bir dünyaya, bütünlük haline gireceğiz. Ve artık şu anda ulu simyacılar, bakın burayı tekrar söyleyeyim. Ulu simyacı vazifeli üstadlar görev başındadır. Yani bunlar kozmik enerjiyi, kozmik gücü ve kozmik elektromanyetik alanı kullanabilme yeteneğine sahiptirler. Ve bunu bir hak edişle elde ederler. Hak edişle, evet. Bu hak ediş elde ettikleri için belli yerlerde o kozmik elektromanyetik alanı kullanaraktan olabilecek bazı şeyleri hafifletme imkanına sahiptir. Ha hocam niye yapmadı işte Urfa'da sel bastı ya da Maraş'ta şurada burada şu oldu falan diyeceksiniz de bazı şeyler de vardır ki gerçekten diyetlerin ödenmesi lazımdır. Urfa büyük diyetler ödemek zorundaydı. Maraş büyük diyetler ödemek zorundaydı. Antep hakeza öyle. Çünkü öncesinde, 10 yıl öncesinde hatırlayın, 12 yıl önce Suriye'ye oradan çok fazla, Adıyaman'dan başta çok fazla yani böyle ırz düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı, ne kadar böyle bir Vahabi, Selefi denilen şeytan varsa Suriye'ye gitti ve olmadık orada kafa kesme, ırza geçme, yani bir yurdu talan etme için oraya vardı ve onlar da alkışlar tuttular. Hatta alkış tutmayı bırakın, Adıyaman ili burada konuda çok fazla ne yaptı? Acımasızca buna sanki alkış tutup bunun peşinde koşturan gibi oldu. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Bilmeyen yok. Ve bunların belli bir diyetleri haliyle kendiliğinden meydana gelir. Bu hiçbir şekilde kaçınılmaz bir gerçektir. Bunu yani kimse hocam bizim bir suçumuz yok diyemezsin. Çünkü burada artık suçluyu aramak değil. Burada kolektif olaraktan terbiye olma gerçeği vardır. Bunu aklınızdan çıkartma canım. Ve Urfa ili de yani devlet teşviki alıyorum diyerken 5 liralık bir masraf gösterip 50 liralık teşvikler alıp hiçbir şekilde onun karşılığı olan bir üretimi yapmayıp ya da yatırım yapmayıp onunla beraber karşı aşirete hava atma derdine düşen zavallılarla beraber bir bütündür. Yani. Maalesef üzülerek söyleyeyim ama artık bundan sonra madem biz böyle yapıyorsak bunun karşılığında bir şeyler meydana gelir düşüncesine sahip olacaklardır. Şimdi gelelim burayı, bu ince noktayı anladıysak gelelim biz asıl meselemize. Şimdi 13 evet 13 Mart gece saat 3.30'da uyandırıldım. Uyan pirimden. Ya hayyu ya kayyum ve huvel aliyyul azim. 1000 kere bu zikri çekmek lazım. Ve sabah namazına kadar da Fetih suresini oku. Gece 3.30'da ve bu kadar derin bir sohbet esnasındaydık. Ve o zaman Fatma-i Zehra, Muhammed Mustafa'mın kızı, Allah'ın selamı, rahmet üzerine olsun. Onun kızı ziyaretine gelmişti ve o ziyarette asla ve asla hatırını kıramayacağım yegane bir yüce ululardan bir tanesidir. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra kozmik manyetik alan gerçekten büyük yıkımı önleyen oldu. Hocam siz mi önlediniz? Hayır, ben demiyorum bakın. Biz diyorum. Biz, bütün. Bütün bunu ne yapmıştır?
bütünle beraber olur. Hiçbir şey benle olmaz. Bütünle olur. Bizle olur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de her zaman kim biz der. Biz. Ben kelimesini sadece bir yerde Allah sıfatıyla kullanır. Ama diğer yerlerde her zaman için bizlikten bahseder. Benlikten her zaman için uzak kalın. Biz olmaya, bir olmaya yönelik denir. Ve bu çok önemlidir canlarım. Bu çok önemlidir ve bunu bilerekten hareket edin hayatınız boyunca. Hayatınız boyunca artık üzerinizdeki bu başkalarının tasavvuplarına asla ve asla izin vermeyin. Ve Kur'an ile Allah ile aranıza bir tane daha bir başka kişiyi geçirmeyin. Her kim olursa olsun. Bakın bir yerde cübbelisi olur, bir yerde halkalısı olur. Bir yerde başka birisi olur. Hiç önemli değil. Yani hangi mezhep olduğu, hangi tarikat olduğu, hangi bilim kuruluşu olduğu, hangi cemiyet olduğu, hangi dernek olduğu hiç önemli değil. Allah ile kendi aranıza asla bir, yani bütün olan ile, sonsuz ve sınırsız olan ile asla aranıza bir perde koymayın. Vay efendim oradan, trafodan gelen elektrik buradan şey yapıyormuş da, yansıyormuş da. Buna benzeyen anlamsız, aptalca örnekler vardır. Bu aptalca örneklerden uzak olun. Ve bunlar gerçekten zaten belli bir şekilde üst alemlerde, yüce alemlerin olduğu yer zaten belli bir şekilde bir düzenleme, hiyerarşi yapılıyor. Gece vaktinde gerekiyorsa vazifeli üstadlar göreve çağrılıyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın canlarım. Ve her zaman için Hakk'ın nuru sizin özünüzle parlasın. Ve her zaman için bu nura kulak verin. Bundan ayrılmayın. Ve şu olacak derseniz, o korkuyla yaşarsanız, korku katilden daha büyük bir katildir. Bakın, cübbeli benzerlikleri ne kadar melanet varsa, bunlar gerçekten diyorum ve gerçekten diyorum, birçok yani kendi gözünü kapatan kafirden daha tehlikelidir. Hakikati önünüzde perdeleyenlerdir. Her zaman için kalbinizde güvenden geri durmayın. Bakın kendinize güvenin. Hepinizde Allah'ın nuru var. O nuru ortaya çıkartmanız lazım. Hani gizli bir hazineydi, bilinmeyi murad ettiğim sözü var ya, bu onu söyler zaten. Yani kalkıp da İslam dininin gerçeğinde, özünde olan hakikati bulma arayışı artık yani sizinle beraber. Neden kendinizi ondan uzak tutacaksınız ki? Neden kaygıya, korkuya kapılacaksınız? Yani kalkıp da bir kişiye, bir şahsa, bir başka birisine ya da falanca falanca diyerekten bir kişiye kalkıp bir ilahi güç verilemez. Bunun verilmeyeceğini bilin. Bütün, bütünle beraberdir. Ve o bütün içerisinde hak ediş sahibi olan simyacı ulular, bakın, hak ediş sahibi olan simyacı ulular kalkıp da böyle savrulmazlık ilkesiyle beraber zihinsel bir çelik olmaya, zihinsel bir dağ olmaya kabul görmüşlerdir. Çünkü onlar öylesine feleğin çemberinden geçerler ki akıllarınız, hayalleriniz bile almaz. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. O ulu simyacı üstadların yaşadıklarının %1'ini normal bir insan yaşamış olsa çoktan intihar eder. Ama onlar o sarsılmazlık bilincine erişebilmek için çok büyük imtihanlardan, çok büyük kişilerden geçerekten zaten bu hak edişi elde eder ve kozmik manyetik alanı, kozmik gücü ve kozmik emgeri kullanma gücüne sahip olurlar. Ve buradaki amaç da zaten eskiye dair olan bütün inanç kalıplarını kökünden, yıkaraktan
hakikatin nuruyla hepinizi buluşturma amacı vardır. Burayı unutmayın bakın. Tekrar ediyorum. Artık eskiye dair ne varsa, sizi geride bırakan, sizi aşağı düşüren her ne varsa, hangi düşünce varsa, hangi inanç kalıbı varsa, hepsini bertaraf edip hakikate uyanma amacı vardır. Birçoklarınız zaten bu hakikatin manasına ermeye başladınız ve daha da ereceksiniz ve birçok şeyleri görüyorsunuz ve görmeye de başlayacaksınız daha da fazlasıyla beraber. Yeter ki siz güvenden, kendinize olan inançtan ne yapmayın? Asla bir adım geriye düşmeyin. Bir adım geriye düşerseniz kendi kendinizi düşürürsünüz. Bakın, sizler beden değilsiniz. Yani bir insanların bakımına muhtaç, insanların gözetimine muhtaç beden değilsiniz. Hepiniz irade sahibi olan bilinç varlıklarısınız. O bilincinizle beraber varsınız. O bilinci de asla sınır haline sokmayın. Allah'ın nuruyla nurlanan olun ki Allah'ın nuru hepinizi kuşatsın. Yani bütünün bilgisi, bütünün imkanları sizle beraber kaldırabileceğiniz kabınızın miktarına. Ama kabınızı siz küçük bir fincan kadar tutarsanız fincan kadarını alırsınız. Ama onu bir tas kadar tutarsanız tas kadar. Bir kazan gibi tutarsanız kazan kadarını. Daha da büyütebilirsiniz. Ne kadar kabınızı büyütebilirsiniz sonsuz olandan o kadarını kendi hazinenize alır ve onunla beraber aydınlığa doğru yürür. Yoksa karanlığın içerisinde kalan yine insanın kendi sınırlamaları, kendi kör ve hurafelerle örülmüş inanç kalıplarıdır. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayınız lütfen. Ve her zaman için Kur'an ile aranıza bir engel koymayın. Bakın, Allah sizinle beraber olmak istiyor. Allah sizde ayrılmak istemiyor. Sizde hakikatini bulmak istiyor. Ama siz araya ne kadar başkalarını koymaya kalkarsanız o kadar Allah'la aranıza perde koyarsınız. Artık o perdeleri yırtmak, o perdelerden sıyrılmanın zamanı geldi. Ve adım adım da o sıyrılışı her ne kadar insan uzak tutsa da kendini, o sıyrılışı öyle ya da böyle görmek zorunda kalacak. Ha hocam, peki bu depremler devam etmiş mi? Canlarım, paleomanyetizma dediğimiz elektromanyetizma, yani dünyanın kendi çekirdeği içerisindeki manyetik alan kutuplarında dönme var. Bu dönme olduğu için bunlar devam edecek. Unutmayın. Ama kendinizi ne yapın? Asla korkuyla beraber tutmayın. Zaten siz, yani bu dünyaya gelirken kalu bela der dediğiniz esnada akitleşmeniz de ölüm anınız orada değilse hiçbir şey sizi öldüremez. Allah'a emanet olun. Selametle kalın canlarım.